Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Daha önceden bildiğiniz gibi ben bir MSMG Toolkit kullanarak Windows 11'i özelleştirerek Lite versiyona çevirmiştik. Şimdi arkadaşlar bu videoda bunu Windows 10 için yapacağız. Fakat bir önce kullandığımız program yani MSMG Toolkit birçok arkadaş bana şu şekilde geri dönüşte bulundu. Yapamadık ve arayüzü zor diye. Ben de araştırdım arayüzü daha kolay. Bildiğimiz bir arayüzü olan daha doğrusu bir komut satır üstünden değil de bir arayüz üstünden işlem yaptıran bir program var mı diye ve bir program buldum. Bu program ile Windows 10'u özelleştirip Lite versiyon haline getireceğiz. Programımızın adı NT Lite. Bakın buradan bilgisayarınız 64 bitse 64'e 32 ise 32'yi indirin. Ben bu şekilde bakın 22.9 MB'lık programı indiriyorum arkadaşlar. Şimdi bu ine dursun. Bir yandan da bizim Windows 10 ISO'sunu indirmemiz lazım. Benim verdiğim link üzerinden arkadaşlar şimdi aracı indirin deyin ve Media Creation Tool 21A2.exe adlı dosyayı indirin. Çünkü direkt ISO'yu indirtmiyor Windows 11'de olduğu gibi Media Creation Tool isimli aracı indirtiyor. Şimdi bu ikisini de indirdiysek arkadaşlar işlemimize başlayalım. Tool'u arkadaşlar açıyoruz ve bakın bu şekilde bir ekran geliyor. Bu arada ben indirmeyeceğim, indirdim. Video uzamasın diye nasıl yapıldığını size göstereceğim şimdilik. Öncelikle ISO'muz hazır olsun. Daha sonra NT Lite'ı yükleyip çalıştıracağız. Bakın burada kabul et diyorsunuz. Birkaç şeyi hazırlıyoruz diyor. Burada biraz bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne yapmak istiyorsunuz sorusuna alttaki başka bir bilgisayar için yükleme medyasını seçip ileri diyoruz. Burada arkadaşlar bakın şu seçili değilse bunu seçin. Yani 64 bit Windows 10 Türkçe. Daha sonra ileri deyin ve alttaki ISO dosyasını seçiyorsunuz ve yine ileri diyorsunuz arkadaşlar. Ve nereye yükleyeceğiz diyor. Masaüstünü seçin, kaydettiğin ya da istediğiniz herhangi bir konumu da seçebilirsiniz. İndirmeye başladı. Ben indirdiğim için arkadaşlar bu süreci devam ettirmeyeceğim, durduracağım. Masaüstüne veya istediğiniz yere kaydediyor. Şimdi ISO'm burada arkadaşlar. İndirdim. NT Lite Setup'ı çalıştırıyorum. Kurulum çok basit. Anlaşmayı kabul ediyorum deyip sonraki diyorsunuz. Sonraki diyorsunuz bir masaüstü simgesi oluşturulsun mu? Siz bilirsiniz bunu. İsterseniz masaüstünde bir simge oluşturabilirsiniz. Sonraki diyoruz ve kurulum tamamlanıyor ve NT Lite programını çalıştır diyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk açtığınız zaman böyle bir uyarı ekranı geliyor. Burada ücretsiz, sınırlı, ticari olmayanı seçip tamam diyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk yapmamız gereken şey şu. Bakın buradan Windows'u sağ tıklıyoruz. WinRAR veya 7-Zip programlarından birini kullanarak klasöre ayıklıyoruz bunu. Eğer yüklü değilse WinRAR'ı yükleyebilirsiniz ücretsiz olarak. Dosyamız çıktıktan sonra bakın buraya gelip ekle diyoruz ve üstteki görüntü dizinini seçiyoruz. Ve masaüstünden Windows dosyamızı klasörü seç diyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir seçenek geliyor bakın. İşletim sistemleri. Buradan ben Windows 10 Pro yani profesyonel üstünde işlem yapacağım. Bakın bunun üstüne bir kere tıkladıktan sonra yükle diyorum ve gelen uyarıya tamam diyorum arkadaşlar. Burada 3 kere şu yükleme işlemi devam edecek. Yani 0'dan 100'e kadar gelecek. 3 kere arka arkaya bunu tekrarlayacak ve arkadaşlar şuradaki gri nokta yeşil olacak. Bu yüzden ben bu bölümü hızlandıracağım veya keseceğim. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bakın bittiği zaman gördüğünüz gibi Windows 10 Pro'nun yanında yani onu seçtiğim için yeşil bir simge geldi. Burada yapmamız gereken bir işlem var. Bakın bileşenleri tıklıyoruz. Böyle bir uyarı geliyor. Buradaki uyarıyı bakın gelecekte gösterme deyip tamama basıyoruz. Daha sonra şuradaki uyumluluğu tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada kaldırmamız gereken bazı şeyler var bizim. Öncelikle bakın baskı dediğimiz bu işte fax vesaire bunlarla ilgili bunu kaldırıyoruz. Ben Discord kullanmadığım için kaldırıyorum. Yine arkadaşlar bakın buradan aşağı doğru iniyoruz. Burada bakın Spotify, TeamViewer vesaire bunlar var. Kaldırıyoruz. Shell aramayı kaldırmanızı önermem arkadaşlar. Çünkü kullandığımız bir şey olduğu için shell aramayı kaldırmayın. Daha sonra bakın burada video oynatma bunu kaldırıyoruz. Daha sonra bakın VLAN dediğimiz şeyi kaldırıyoruz. Önerilenleri kaldırıyoruz ve burada tamama basıyoruz arkadaşlar. Şimdi tamama bastıktan sonra geriye arkadaşlar bakın bileşenlerdeki şuradaki ayarları yapma işimiz kalıyor. Bileşenlerin içerisindeyiz şu an. Bakın burada ilk açmamız gereken donanım desteği. Şimdi donanım desteğini açtığımız zaman arkadaşlar burada tek bir şey kaldıracağız. Bu da baskı. Baskıyı şu şekilde açalım ve arkadaşlar bakın şurada tiki vardı. Bunu komple kaldırın ve her şeyi seçip evet deyin. Baskıda yapacağımız daha doğrusu donanım desteğinde yapacağımız tek ayar buydu. Şimdi arkadaşlar ikinci ayarımızı sistemin içinde yapacağız. Burada da yapmamız gereken şey
Bakın şurada mobil PC var arkadaşlar. Mobil PC bu dokunmatik ekranlarda kullanılan bir şey. O yüzden ekranınız büyük ihtimalle dokunmatik değildir. O yüzden bunu da kaldırıp her şeyi seçip evet diyoruz. Şimdi en yukarı çıkıyoruz karışmaması açısından. Sistemi tekrar kapatıyorum. Burada diğer adımız Windows Apps. Sistem uygulamalarının içine giriyoruz ve burada bazı kaldıracağımız işaretler bulunmakta. Eğer ki arkadaşlar Microsoft Edge'i kullanacaksanız bakın şuraya geldiğinizde ne olduğunu görebiliyorsunuz. Yani ne işe yaradığını notlar bölümünde yazıyor. Bakın şuradan aşağıdan başlayalım. Xbox. Xbox'ı eğer ki kullanmıyorsanız arkadaşlar kaldırın. Şimdi Windows arama var. Fakat bunu kaldırmanızı önermem. Arama çubuğu yani şu bölüm çalışmaz. Bunu kaldırırsanız Windows Hello, Windows Defender. Ben kaldıracağım arkadaşlar. Çünkü Windows Defender yavaşlatan bir özellik. Uygulama daha doğrusu. Bakın barkod ön izleme. Bunu da kaldırıyoruz. Sınav zamanı. Bunu kaldırıyoruz. Bakın şuradaki bölümlere dokunmayın. Yani pinning confirmation falan bunlara dokunmayın. Microsoft Edge tarayıcısını kullanacaksanız şuradaki DevTools istemcisini kaldırmayın arkadaşlar. Microsoft ailesi özelliklerini kaldırın. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bakın şu bölümlere dokunmayın arkadaşlar hiç. Ayarlar, atanmış erişim kilidi, başlangıç menüsü, capture picker falan bunlara dokunmayın. Şimdi yine arkadaşlar Windows Apps'in içinde bir şey daha yapacağız. Bakın buradan uygulamalara giriyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar Windows 10'daki uygulamalar. Mesela Cortana. 3B görüntülemeyi kullanıyorsanız eğer ki arkadaşlar kaldırın. Ben kullanmıyorum. Dolayısıyla kaldıracağım. Kullanıyorsanız kaldırmayabilirsiniz. Cüzdan hizmeti, feedback, get help, groove music. Bunları kaldırıyorum. Microsoft reklamlar. Microsoft Edge'i kullanacağım. Çünkü açıldığında başka bir web browser olmayacak. Microsoft People, Photos. Kaldırıyorum. Reality Portal. Movie TV, Office, OneNote. Paint 3D kalabilir. Skype, Snip, Sketch. Kaldırıyorum. Alarm ve saatleri kaldırıyorum. Hesap makinesi kalsın. Kamerayı kaldırıyorum. Maps'i kaldırıyorum. Ses kaydı kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir aşağı doğru geldiğimizde Game Bar var. Xbox. Xbox'ı eğer ki kullanıyorsanız bu kalabilir ama yavaşlatıcı bir unsur. Ben kaldırmanızı tavsiye ederim. Bakın buradaki Xbox'la ilgili şeyleri. Your Phone eğer ki telefonunuzu bağlıyorsanız bunu kaldırmayabilirsiniz. İpuçları bunu da kaldırın arkadaşlar. Şimdi bunları yaptıktan sonra uygulamaları da kapatıp Windows Apps'e geri dönüyoruz. Şimdi bileşenlerde arkadaşlar yapacağımız şey bu kadardı. Bunları yapabilirsiniz. Ekstradan kendiniz de işaretleyebilirsiniz ama dikkat edin. Bilmediğiniz bir şeyi araştırmadan kesinlikle işaretlemeyin arkadaşlar. Bileşenlerden sonra ikinci değineceğim nokta bakın. Özellikler bölümü. Buradan ilk olarak hemen dikkatinizi çeker. Internet Explorer 11 diyor. Bunu kaldırıyoruz. Şurada bakın Media Features diyor. Yani Windows Media Player. Bunu da kaldırıyoruz. Çünkü biz diğer bir üçüncü taraf Media Player kullanacağız. Bakın Microsoft XPC belge yazıcısı diyor arkadaşlar. Burada bakın yazdırma sırası oluşturmak için ikili sistemdeki dosyaları sağlar diyor. Eğer yazıcı kullanıyorsanız kaldırmayın. Eğer yazıcı kullanmıyorsanız bunu kaldırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru indiğimizde özellikler içinde bakın burada Windows Search var. Kesinlikle bunu kaldırmayın. PowerShell var. Bunu da kaldırmayın. Çünkü PowerShell lazım olan bir özellik. Daha sonra arkadaşlar özellikler içinde bakın talep üzerine özellikler var burada. Şimdi burada şöyle diller var. Aşağı doğru iniyoruz. Bakın Directs veri tabanı bu kesinlikle kalacak. Dokunmayın. Şöyle aşağı inince bakın yine Internet Explorer 11 kaldırın tikini. Yine bakın matematik işlem çözücü kaldırıyoruz. Microsoft Paint. Bunlar isteğe bağlı bu arada. Quick Assistant kaldırın. Paint kalsın. Ben kullanıyorum. Notepad'de kalsın. OpenSSS Client'ta kalması gerekebilir arkadaşlar. Burada bakın Print Management Console. Bu da yine yazıcı ile ilgili. Yazıcı kullanıyorsanız kaldırmayın işaretini. Eğer ki kullanmıyorsanız da direkt kaldırabilirsiniz. Ve aşağı doğru iniyoruz. Steps Recorder dediği adım kaydedicisi. Neredeyse kimsenin bilmediği ve kullanılmayan bir özellik. Kaldırın arkadaşlar. Buradaki Turkish ve Turkey yazanların hiçbirine dokunmayın. Burada önemli bölümler var. Windows Fax Scan. Şu bölümü komple kaldırın arkadaşlar. Media Player. Bir tek şurada Windows PowerShell Integrated Scripting Environment diyor. Kaldırmayın onu. WordPad'i kaldırın arkadaşlar. Şimdi özellikler bölümü bu kadardı. Bir sonraki bölümümüz ayarlar. Ayarlara geçelim. Şimdi ilk yapmamız gereken Explorer. Bu bölüm biraz uzun olabilir. O yüzden bu bölümü atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Bakın Explorer içerisinde İlk yapmamız gereken şey dosya, kopyalama, iletişim kutusunda her zaman daha fazla ayrıntı göster. Bakın bu varsayılan diyor. Üstünü bir kere tıklatın. Bakın şuraya bir kutucuk gelecek. Bunu etkin yapın. Buradaki bazılarını biz devre dışı yapacağız. Bazılarını etkin
yapacağız bu arada. Burada görünüm bilinen dosya türleri için uzantıları göster diyor. Bunu arkadaşlar etkin yapacağız. Üstüne bir kere tıklarsanız da bunu bakın her tıklamada özelliği değişecektir. Yani ben bunu etkin yaptım. Sizin için de etkin yapmanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi burada otomatik oynatma var. Bakın bu otomatik oynatmayı devre dışı yapmamız lazım. Buradan yine geliyoruz. Bunu devre dışı olarak ayarlıyoruz. Daha sonrasında son açılan belgelerin geçmişini saklayın diyor gördüğünüz gibi. Bunu da buradan devre dışı yapıyoruz. Yani adından da anlayacağınız gibi arkadaşlar son açılan belgelerin geçmişini saklama özelliği. Bu çok gereksiz ve gereksiz de yer tutan bir özellik. O yüzden devre dışı yapıyoruz bunu da. Bakın burada Windows fotoğraf görüntüleyici yani eski Windows fotoğraf görüntüleyici geri yükle diyor. Buradan bunu etkin hale getiriyoruz. Ve arkadaşlar çıkışta yeni açılan belgelerin geçmişini temizle var. Bunu da etkin yapıyoruz ki temizlesin. Explorer içinde yapacaklarımız bu kadardı. Diğer bölüm kullanıcı hesap denetimi UAC bölümü arkadaşlar. UAC yönetici istemi. Bakın şu anda yeşil durumda bunu açıyoruz ve açtıktan sonra bunu sormadan yükseltin yapıyoruz. Daha sonra bakın istendiğinde güvenli masaüstü diyor. Devre dışı yapıyoruz. Çok da gerekli bir özellik değil Windows 10'da. Şimdi işlemimiz bu kadardı. Daha sonrasında masaüstü bilgisayara geliyoruz. Bakın burada arama görev çubuğu diyor. Bunu arkadaşlar simge yapın. Yani şu simge şeklinde şöyle büyük bir kutucuk değil de simge şeklinde kalması için simgeyi seçmenizi öneririm. Şimdi masaüstü simgesi bilgisayarım var. Bunu etkin yapabilirsiniz. Yani şurada bilgisayar, bu bilgisayar veya bilgisayarım görünsün. Daha sonra denetim masası görünsün istiyorsanız bunu da etkin yapabilirsiniz. Geri dönüşüm kutusu tabii ki olması gereken bir özellik masaüstünde. Yine kullanıcı dosyaları istiyorsanız arkadaşlar etkin yapabilirsiniz ama ben çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bilgisayarımın içinden giriliyor. Ben bunu devre dışı yapıyorum. Yine aşağıda arkadaşlar bakın sessiz saatler odak yardımı diyor. Burada bunu etkin hale getirmenizi öneririm. Yine bakın dur şurada diyor ki store uygulamasının görev çubuğuna sabitlenmesine izin ver. Yani şu aşağıda store çubuğunun sabitlenmesini istiyorsanız buna izin verebilirsiniz. Ben vereceğim, etkin yapacağım. İşaretçi hassasiyetini artırmak diyor. Bu şu anda etkin gördüğünüz gibi kapatabilirsiniz. Çok da gerekli değil, gereksiz işlemci gücünüzden yemesin. Masaüstü bilgisayar bölümünü bitirdik. Sıradaki ayarımız bakın buradaki Windows Defender arkadaşlar. Şimdi buradaki bütün bölümleri Windows Defender'ı kullanmayacağımız için arkadaşlar bakın şu şekilde devre dışı yapabilirsiniz. Bir kere tıklamanız devre dışı yapacaktır. Ve arkadaşlar Windows güncelleme. Şimdi bu güncelleme ile ilgili ayarlarımız. Güncellemelerinizi arkadaşlar manuel olarak yapacaksanız buradaki özelliklerden bazılarını devre dışı bırakmamız gerekiyor. Bakın ilk olarak şurada güncellemenin yüklenmesi gerektiğinde bilgisayarı mümkün olan en kısa sürede başlatın bölümü var. Gördüğünüz gibi devre dışı eğer etkinse bunu devre dışı yapın sizde. Ve hemen altında güncellemeyi bitirmek için bilgisayarın yeniden başlatılması gerektiğinde bir bildirim göster diyor. Bunu da devre dışı yapmanızı öneririm. Bakın burada diyor ki konuşma modellerinin otomatik güncellenmesi diyor. Bunu da arkadaşlar devre dışı yapmanızı öneriyorum ben size. Hemen altındaki kötü amaçlı yazılımları temizleme aracı güncellemelerini ekleyin. Bunu da devre dışı yapın. Çünkü arkadaşlar biz zaten Windows Defender'ı kullanmayacağız. Buradaki otomatik sürücü güncelleme modu var. Üstüne bir kere geldiğinizde bazılarında arkadaşlar ne olduğunu açıklıyor bakın. Otomatik sürücü çevrim içi güncelleme ayarı devre dışı bırakılmalıdır diyor. Her zaman yapıyoruz. Çünkü sürücülerimiz otomatik güncelleme modu olmalı Windows Update içinde. Ve son olarak burada teslimat modu var arkadaşlar. Bunu şurayı şöyle geliyorsunuz buradaki oka. Burada en alttaki tamamen atlayın bunun yerine bits hizmetini işaretliyorsunuz. Ve Windows güncellemeyi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Sıradaki bölümümüz hizmetler arkadaşlar. Şimdi burada gerçekten önemli noktalar bulunmakta. Şimdi Microsoft Edge tarayıcıya dokunmayacağım arkadaşlar ben burada. Çünkü onu kullanacağım. Diğer bölümleri ayarlayacağız. Bakın burada ALL Join yönlendirici hizmetini şöyle devre dışı yapıyoruz arkadaşlar. Burada bağlı kullanıcı deneyimi telemetri istiyor. Bunu zaten adından da anlayacağınız gibi telemetri hizmeti yani Windows'a bilgi gönderiyor. Bu da çok gereksiz bunu devre dışı yapıyorum.
Burada BitLocker var. BitLocker'ı kullanmayı düşünüyorsanız bunu devre dışı yapmayın. Olduğu gibi kalsın. Şurada coğrafi konum hizmeti var. Adından da anlayacağınız gibi çok gereksiz devre dışı yapıyorum. Bakın burada dokunmatik klavye ve el yazısı hizmeti paneli diyor. Bunu disable yapıyorum arkadaşlar. Burada kişi verileri diyor. Bunu da devre dışı yapıyorum. Yine bakın kurumsal uygulama yönetimi hizmeti diyor. Bunu da devre dışı yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki Microsoft Edge Update servislere dokunmuyorum kullanacağım için. Eğer siz kullanmayacaksanız Microsoft Edge tarayıcıyı bunları devre dışı yapabilirsiniz. Şurada bakın otomatik saat dilimi güncelleştirici diyor. Bu etkinse arkadaşlar bunu devre dışı yapmanızı öneririm. Daha sonra program uyumluluk yardımcısı hizmeti diyor. Bunu devre dışı yapıyoruz. Ve yine hemen altında radyo yönetimi hizmeti diyor. Bunu devre dışı yapıyoruz. Telefon ve telefon hizmeti var. Bunların ikisini de devre dışı yapıyoruz arkadaşlar. Şurada bakın uygulama katmanı ağ geçidi hizmeti diyor. Bunu devre dışı yapıyoruz. Ve şuradaki uzak kayıt defteri. Bu arada arkadaşlar ne olduğunu merak ediyorsanız şu alttaki yazıları okuyabilirsiniz. Ben videoyu uzatmamak için bunları okumuyorum. Şimdi burada bakın devre dışı bu. Eğer sizde etkinse devre dışı yapın. Yine uzak masaüstü hizmetlerini devre dışı yapın. Şuradaki veri kullanımını devre dışı yapın. Windows biyometrik hizmeti diyor. Devre dışı olacak. Windows hata raporlama devre dışı. Windows Insider hizmeti devre dışı. Yine Windows kamera çerçeve sunucusu devre dışı. Şuradaki Windows resim alma devre dışı olacak. Şurada bakın ödeme ve NFC yöneticisi diyor. Şimdi bu arkadaşlar NFC özelliği daha çok telefonlarda falan böyle birbirine yaklaştırarak ödeme yapmayı sağlayan bir özellik. Bilgisayarda çok bir anlamı yok. O yüzden devre dışı yapıyoruz. Yine önerilen sorun giderme hizmeti hemen altındaki devre dışı. İkinci oturum açma devre dışı. Yine bakın indirilen haritalar. Bunu da devre dışı yapıyoruz. Şimdi hizmetlerdeki bütün ayarlar bu kadardı. Dikkatli bir şekilde yapın. Bilmediğiniz herhangi bir şeyi de kafanıza göre değiştirmeyin. Şimdi ekstra hizmetlere geliyoruz. Ekstra hizmetlerde iki tane ayar değiştireceğiz. Floppy disk. Genelde artık bilgisayarlarda floppy disk falan yok arkadaşlar. O yüzden floppy diski bulup bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bakın floppy disk controller driver diyor. Bunu devre dışı yapıyoruz ve hemen alttaki floppy disk driver'ı da devre dışı yapıyoruz. Ekstra hizmetlerde tek önerebileceğim ayar bu. Şimdi arkadaşlar bakın şurada en üstte güncellemeler bölümü var. Bakın bu güncellemelerdeyken buraya gelip en son çevrim içi güncellemeleri tıklarsanız bakın eksik güncellemeleri veriyor size. Bunları buradan indirmek mümkün ama işte 600 MB, 14 MB ve 63 MB gibi alanlar kaplıyor. O yüzden ben bu güncellemeleri daha sonra yapmanızı öneririm size. Sürücüler arkadaşlar burada eksik sürücüleri görebilirsiniz. İşte Proton VPN bu benim bilgisayarımdakini gösteriyor bu arada şu anda. Dolayısıyla yani yeni kurulacak Windows 10'da bunlar olmayacağı için aslında eksik olmayacaklar. Dolayısıyla burada sadece bakın Intel Management Engine Interface falan eksik. Bir de bakın burada diğer aygıtlardaki PCI Memory Controller gibi bölümler eksik. Bunları ben daha sonra manuel olarak güncellerim kurduktan sonra. O yüzden bu bölümü atlıyorum. Şimdi buradaki bakın kayıt defteri bölümü var. Kayıt defterini ben kurcalamanızı önermem. O yüzden bu bölümü atlayacağım arkadaşlar. Şimdi bütün ayarlamalarımızı yaptık. Şimdi burada yapmamız gereken şey uygula bölümüne geliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar eğer ki yüksek sıkıştırma istiyorsanız ESD veya ISO istiyorsanız da ISO oluşturu tıklamak gerekiyor. ISO istiyorum. Şimdi bize diyor ki nereye kaydedeyim? Diyelim ki masaüstüne NT-Lite olarak kaydetsin. Ve yine NT-Lite veya şuraya Win10 özel yazıyorum. Daha sonra tamam diyorum. Ve arkadaşlar tek yapmam gereken işleme basmak ve evet demek. İlk başta virüs programınız bu şekilde açılabilir. Önemli değil. Evet deyin ve gördüğünüz gibi dışa aktarma yani yaptığımız ayarları yeni bir ISO olarak dışa aktarma işlemini başlatıyor. Bu işlem biraz uzun sürebilir, bir 10 dakika kadar. O yüzden ben bu bölümü durduracağım ve bittikten sonra devam edeceğiz. Bittikten sonra bakın burada tamamlandı diye bir uyarı göreceksiniz. Buna tamam deyin. Gördüğünüz gibi işlemimiz bitti. Buradan artık NT-Lite'ı kapatabiliriz. NT-Lite ISO'muz. ISO olduğu için boyutu biraz büyük arkadaşlar. Eğer ESD yapsaydık formatını boyut 2 GB civarı olabilirdi. Çünkü ESD daha sıkıştırılmış bir imaj formatı. Şimdi peki bunu nerede deneyeceğiz arkadaşlar? Yani kendi bilgisayarımıza direkt kurmalı mıyız? Diyelim ki bu ayarları bu videoyu izleyerek yaptınız. Hemen kurmalı
kullanmanızı önermiyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar çalışıp çalışmayacağını şu anda bilmiyoruz. Çünkü biz birçok şeyiyle, ayarıyla oynadık. O yüzden benim size tavsiyem VMware VirtualBox isimli bir sanallaştırma programı var. Şuradan bakın, şuraya VirtualBox yazarsanız şuradan Oracle'ın sitesinden buraya girin arkadaşlar. Buradan indirin 64 bit olanı. Şimdi hemen VirtualBox'ı açıyorum. Şimdi benim gördüğünüz gibi bir tane kali kurmuştum önceden VirtualBox'a. Buradan buradaki yeni NTLite'ı kurmak için, yani özelleştirdiğim Windows'unu kurmak için yeni diyorum. Herhangi bir isim verebilirim buna. Windows 10 özel diyorum. Ve arkadaşlar yine bakın nereye kaydedeceğini falan soruyor. İleri diyorum buradan. Bakın diyor ki ne kadar bir RAM vereceksiniz. 6 GB kadar RAM veriyorum. Burada sanal sabit disk ekleme veya şimdi sanal sabit disk oluştur diyor. Bir sanal sabit disk oluşturuyorum 50 GB'lık ve burada da gördüğünüz gibi VirtualBox disk kalıbını seçip ileri diyorum. Burada da değişken olarak ayrılanı seçip yine ileri diyorum ve 50 GB seçmiştik. Oluştur diyorum. Şimdi oluşturuldu. Başlat diyorum. Bizden ISO dosyamızı isteyecek başlat dediğim zaman bakın boş diyor. Buradan şu klasör seçeneğine gelip ekle diyorum. Burada NTLite olan versiyonu seçiyorum ve seçtikten sonra başlat diyorum arkadaşlar. Bu bölüm standart normal makineye Windows 10 kurar gibi bir bölüm. Uzun sürecektir. Kurulumu anlatmayacağım. Yani standart format attıktan sonra nasıl kuruyorsanız Windows 10'u o şekilde burada da bir kurulum yapıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu bölümü geçeceğim hızlı bir şekilde. Çünkü bizim merak ettiğimiz bölüm çalışacak mı ve çalışıyorsa da ne kadar RAM, işlemci falan kullanacak. Evet, sonunda kurulumu tamamlamayı başardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın yaptığımız ayarlar doğrultusunda hepsi çalışıyor. Bakın birçok şey yok. Biz neleri ayarlamıştık, sadece onlar var arkadaşlar. Şimdi hemen görev yöneticisine şöyle bir gelelim. Bakalım neyi ne kadar kullanıyor. Şimdi 5.9 GB'lık bir bellek verdik. Boşta 1.5 GB kullanıyor arkadaşlar. Ve işlemci de şu an %5 kullanıyor. Lakin arkadaşlar işlemcinin bu kadar kullanmasının nedeni ben sadece 6 çekirdeğimden bir tanesini atadım buraya. Dolayısıyla arkadaşlar sadece tek bir çekirdekle çalışıyor. Bilgisayarınız tek bir çekirdek değilse bundan çok daha hızlı çalışacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen şöyle interneti de bir açalım. Gördüğünüz gibi oldukça seri bir şekilde Microsoft Edge tarayıcıyı da açıyor. Siz de mutlaka sanal makineye önce bir kurulum yapıp deneyin. Eğer performansını beğenmezseniz de kurmazsınız arkadaşlar veya yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.